Selam arkadaşlar, hep bir Forza Horizon 5 serisiyle beraberiz. Bugün oyuna yeni gelen DLC arabayı inceleyeceğiz. Başlıktan da gördüğünüz üzere harika bir Nissan 370 Z'miz var. Onu süreceğiz ve modifiye edeceğiz. Bu tarz yeni arabaların devamı için de her zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın. Ve araba hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, burada harika bir Nissan 370 Z'miz var. Oyuna DLC araba olarak eklendi. Kendisi 2019 model, mükemmel bir araba. Şöyle bir içine de bakalım isterseniz. Sürmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an kendisi stokta, stok modda yani. Hiç modifiyesi yok. İlk önce birazcık stok sürmek istiyorum. Ondan sonra modifiye edip tekrardan sürmek istiyorum. Hazırsanız şöyle bir ilk önce bir sesini dinleyelim. Çok böyle sakince yükselen güzel bir devri var. Hava iyice daha fazla kararmadan şöyle bir kaldıralım arabamızı. Manuel test sürüyoruz debriyajlı bir şekilde. Ve bu şekilde bir yola çıkalım bakalım. Arkadaşlar arabamız 2019 model Nismo modeli. Nissan 370 Z Nismo. Nissan'ın yanlış bilmiyorsam Z serisindeki 6. Nismo otomobili oluyor kendisi. Ve 2009'dan itibaren de üretilen bir model 370 Z. 350 Z'ler bildiğiniz üzere üretilmiyor. Ve 370 Z'lerle artık devam ediyorlar. Araba arkadan ateş, 350 beygir, 375 Nm torku var ve yanlış bilmiyorsam en azından Nismo olmayan modeli 3.7 litre motora sahip. Nismo da muhtemelen aynı olabilir ama bilmiyorum, birisini süttük ya. Gerçekten çok keyifli bir araba olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten Nissan'ın Z serisine hastayım. GTR serisine de hastayım açıkçası. R34'leri, R35'leri komple hastayım. Ama Z serisi benim için kalbimde her zaman özel bir yer ediniyor. Şu an dip gaz bitmeden ama bu arada 240'ı zar zor geçebiliyoruz. Sakin bir şekilde şuradan şöyle ilerleyelim. Akşam oldu. İnşallah modifikasyondan sonra gündüz saatini yakalarız ve gündüz saatinde arabamızın modifiyelerini bir kere daha sürmüş oluruz. Sakince sürdük şimdi. Üçüncü viteste de devir etmedik. Hızlanalım diyecektim. Yani hoş 350 beygirlik bir araba bence bundan çok daha iyi gidiyordur gerçek hayatta. 200'den sonra bu kadar fazla tıkanmıyordur. Ama tabii yazılım yok arabada. Komple stok motor. Her şey normal. Şöyle bir A-frame'i koydum ama 1500 kiloluk arabayı tabii burada nasıl yanlatacağız bilmiyorum. Evet, ikinci viteste devir etmiyor. Üçüncü viteste de bir bakalım. Üçüncü viteste de beygir etmiyor arkadaşlar. Hadi kardeş dön. Bu arabaya sağlam bir modifikasyon yapmak istiyorum. Ben şöyle aynen azıcık şöyle dönmesini istiyorum sadece ama dönmüyor. Yok yani debriyaj tokatlıyorum gene gitmiyor. Evet, devirlerde gördüğünüz gibi boğuluyor araba yani. Dip gaz vermeme rağmen net bir şekilde çekmiyor. Yani çok da iyi hızlanmıyor ama dediğim gibi bu oyunda böyle bir şey var arkadaşlar. Gerçek hayatta bu arabayı sürecek olsak, stok halinde dahi olsa 350 beygirlik bir araba gerçekten çok iyi gidecektir. Düşünebiliyor musunuz yani 350 beygirlik arabanın içerisindesiniz? Tabii ki de çok hızlı gidecektir ancak oyunda maalesef ki binlerce beygiri konuştuğumuz için 350 beygirlik araba bizim gerçek hayattaki 100 beygirlik, 150 beygirlik araba gibi gidiyor. Şöyle bir fren çarpmadan tamam. Anca yani arkadaşlar arabayı geliştirdikten sonra ama çok iyi bir araba olacağını düşünüyorum. Arka far tasarımı da inanılmazmış bu arada. Çok keyifli gözüküyor. Çok cool gözüküyor. İç dizaynı da bu şekilde. Diğer eski model 370 Z'ler nasıl gözüküyor tam olarak bilmiyor olsam da Z tasarımları aşağı yukarı aynı. Orta taraflı ibreler falan filan var. Geldik şimdi bizim modifikasyonu yapacağımız yere. Şöyle hop, izleyicilerimizin önünde duralım ve modifikasyonu yaptıktan sonra kendi ayarlarımı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada klavyeyi önüme alıyorum ve hızlı bir şekilde hemen bir motor değişimine bakıyoruz. Arabanın üstünde dediğim gibi 3.7 litre varmış. 350 beygir, 375 Nm tork, bir orijinal sese bakalım tabii ki de. Çok güzel bir ses, çok tatlı bir ses. 6.2 V8 var. Abi Japon arabalarını ihanet etmek istemem böyle bir Amerikan motoruyla. Sıralı 6 silindir çift turbo var, twin turbo. Bu da aslında güzel bir şey ama -23 beygir veriyor ama twin turboyu koyunca tabii ki de artacaktır. Tabii of, 3.8 litre ve 6 twin turbo, kesin bunu koyacağım ben bu arada. Bu bayağı iyi duruyor bu arada. Sıralı 6 turbo var. Bu da sağlam beygir koyuyormuş ve V8 var 7.2 litre. Ya biz bence arabanın geleneğini ve orijinalliğini de çok fazla bozmamak adına twin turbolu V6 koyalım. Çünkü arabanın içerisinde orijinal de V6 motor var ve galiba atmosferik olması lazım. Biz twin turbolusunu koyalım. Tabii ki de güç aktarımını 370 Z'nin değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece beygir yükseltme amaçlı birazcık CC'sini yükselttik, litresini yükselttik hacmini. Birazcık da turbodan beygir yiyeceğiz. Şöyle bir dinleyelim beygirleri.
Fena. Ay, spor egzozu da sevdim. Ama en kaba ve en yüksek beygir tabii ki de her zamanki gibi yarış egzozunda. Bazen spor egzozu da kullanıyorum biliyorsunuz, ancak bu arabayı sağlam bir beygire dolaştırmak istiyorum şahsen. Ve çift turbodan sadece 300 beygire yakın bir güç elde ettik zaten. Harika bir beygire ulaşacağını ve güzel bir yan arabası olacağını düşünüyorum ben bu arabanın. Araba 1016 beygir 1125 Nm torku ulaştı. Hem orijinal motorunun üstüne sadece bir turbo koyduk, hem de çok yüksek bir beygir elde ettik. Tabii ki de şimdi bu arabayı yapacaksak arkadaşlar, bence kamberli olmalı bu araba. Ön taraftan şöyle bir kamber olması lazım. Normal spor yağı da bence çok keyifli, ancak bir tık daha basık olması 370Z'ye yakışacaktır diye düşünüyorum. Hemen viraj demirlerimizi takalım. Arabanın içerisine şasi koyarsam sağlam bir drift arabası olacaktır bence. Bayağı bir arabaya koymuyorum biliyorsunuz, ancak bu araba net bir şekilde bir drift arabası. O yüzden kesinlikle koymamız gerektiğini düşünüyorum. Debriyajımızı da koyacağız. Yarış tipi debriyaj. Şanzıman arabanın orijinali 6 vites. Yarış tipi orijinal şanzımanda bırakmak benim için daha keyifli olacaktır. Ve tabii ki de buradan drift diferansiyeli koyduk. Geldik şimdi en önemli şeylerden bir tanesi yol tutuşu. Yol tutuşunda yani drift lastiği bir tık daha fazla yol tutuşu ve bir tık daha iyi kaymasını sağlayacaktır. Bayağıdır hiçbir arabaya drift lastiği koymuyorum bu arada. Stokta da bırakmayacağım. Ve bir tık daha fazla yol tutuşu da verdiği için drift lastiğini çok mantıklı buluyorum şu an. 245 ön lastikler var. Bunu 265 yapmak kötü bir şey sağlamayacaktır diye düşünüyorum. 285 arka lastik var. Yüksek bir beygirimiz ve yüksek Nm torkumuz var. 1125 Nm tork. Her ne kadar ağırlıktan bizi 1 kilo fazlası olsa da koyayım, o kadar ağırlığa zaten. Orijinal 370Z jantlarını bozmak çok mantıklı gelmedi. Arabanın orijinalini olabildiğince bozmamaya çalışıyorum şu anda. Ama net bir şekilde tabii ki de spacerlarımızı koyacağız arkadaşlar. Spacer, of, bir şey diyeyim mi? Orijinal jantlar bence çok yakışıklı. Orijinal body de çok yakışıklı. Ay, body kitler çok heyecanlandırıyor şu an beni. Bir bakayım neler neler var. Of, bir şey değil mi? Bu çok iyiymiş. Bu çok yakışıklıymış. Ama bu da çok iyiymiş. Varis body kit'i bu. Orijinal body kit bu. Şunun sadece böyle bir ekstremlik yapıyor. Orijinal body kit'i de çok çok iyi bence bu arada. Bu tarz şeyler yakışıklı oluyor olsa da emin de değilim. Gamepad'imi düşürdüm, PlayStation gamepad'ime. Geçen gün PlayStation'da şeyde, Twitch'te, PES'te top açtık ve maçlar yaptık. Twitch hesabımı hala takip etmiyorsanız açıklamadaki linkten takip edebilirsiniz. Bu body kit de iyiymiş bu arada, ama ben orijinal body kit'in üstüne sadece şunları koymaktan yanayım. Ön tarafı blip koyduk sadece. Geldik arka kanata. Arka kanatta şu var, bu var. Oy, böyle bir şey var. Şöyle bir şey var, böyle bir şey var. Bunlar da felaymış. Şimdi bunlar ayarlanamaz kanatlar. Bu üçü ayarlanamaz kanatlar. Bu üçü de ayarlanabilir kanatlar. Şu çok ilginç bir şeymiş. Tam bir drift arabası yapıyor bu bize. Bence işte fena değil. Birazcık fazla böyle modifikasyon olacak. Ama yani yapılabilir bence. Arka tampon en sevdiklerim. Kırmızı detaylar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ne yapsam bilmiyorum. Yine variste şöyle bir seçeneğimiz var. Diğer ikisini çok fazla beğenmedim ama varisin bu body kit de hiç fena değil gibi. Ah, bilemedim. Ben bu kırmızı detayları gerçekten çok beğeniyorum. Ancak arabanın rengini de yüksek ihtimalle değiştireceğiz. Şunun difüzörü de gerçekten çok iyiymiş. Karbon difüzör var arabada. O yüzden bunu koyacağım. Hem arabada da bir şeyler değiştirmiş olalım. Yan body kit, eğer arabanın rengini değiştirmeyecek olsaydım bu kırmızı detayların tamamını, kırmızı çizginin tamamını bırakıp ellemezdim. Ancak yüksek ihtimalle rengine de bir şeyler yapacakmışım gibi hissediyorum arabanın. O yüzden yan marş piyeli de muhtemelen şu yapacağım gibi duruyor. Varis yapacağım gibi duruyor. Acaba ön tamponla varis mi yapsam? Oy, kaputta da varis body kit kesinlikle devam etmeliyiz. Ya madem body kit yapacağız, arabayı birazcık daha değiştirelim. Buradaki logo mogo gerçekten çok hoşuma gitmiş olsa da varis body kit komple baştan aşağı olsun bizde. Body kit seçenekleri çok iyiymiş. Gerçekten araba çok iyi oldu. Çok da sağlam para harcadık bence arabaya. Arabamız 1500 kilodan 1300 kilo düştü. 1016 beygir oldu ve yan alıcı arttırdık. S1 klasmanında yaptık arabayı. Bence harika bir drift arabası, ama gel gelelim bir o kadar da güzel bir top speed'i olacağına inanıyorum. Şu an 315 basıyor. Çok da iyi bir top speed değilmiş. Bir bakayım ne yapabileceğim. Ben vitesi şöyle bir ayar çektim arkadaşlar. Araba 360.9 oldu. Ama güzel bir ayar yaptık bence. Son dişliği maksimum hızda bu şekilde yaparken devirler de boğulmasın diye tabii ki de devirleri de birer birer yükselttim. İnşallah iyi olmuştur. Viraj demirlerini geçtik. Helezon yaylarımız zaten en düşükte arabamız. Ön tarafı 9 santim, arka tarafı 10 santim yükseklikte sadece. Baya baya alçak yani. Aerodinamiden şimdi bu ikisini şu şekilde hıza versem arabanın top speedini gerçekten çok yükselteceğiz diye düşünürken 13 km yükseldi. Bu şekilde bıraktım arkadaşlar bu tarafı. Diferansiyeli ve frenleri de ellemiyorum. Ve bu şekilde ayarlarımızı kaydediyoruz. Çok keyifli oldu bence. Doğru bir ayar yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi bu düzeni kaydet diyerek arkadaşlar sizlerle de bu ayarları paylaşmaktan gerçekten... Ay...
keyif duyacaktım, duyamadım. Bu şekilde Mervan T'ye yazarak arkadaşlar yeni nesil 2019 model 370 TL'nin benim ayarlarımı siz de kendi arabanızda oyun içerisinde uygulayabilirsiniz. Şimdi geldik tasarım ve boyaya. Arabanın fabrika renklerine bir bakalım. Arabanın siyahı bu arada inanılmaz seksi bence. Çok yakışıklı oldu oğlum araba. Çok iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum şu an arabanın. Beyazı var. Beyaz Nissan oyu zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruzdur. Ne yapabilirim şahsen emin değilim. Siyah gerçekten çok iyi ama ben şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Bir hazır tasarımlardan eğer çok iyi bir şey görürsem uygulamak isterim şahsen. En çok indirilen burada bir samuray var ve gerçekten çok iyi duruyor bu arada. Tam bir Japon arabası olmuş. Aşağıda DK'in 350Z'sinin tasarımı var. Sağ taraftakilerde de yani çok dikkatimi çeken bir şey yok. Şu beyaz 370Z Nismo'nun fena bir duruşu yok. Bunun da fena bir duruşu yok. Ancak gel gelin birazcık absürt bir tasarım olsa da ben bu tarz bir şey bu arabaya yakıştıracağımı düşünüyorum. Şöyle bir gerçek gözle de görelim. Kamerayı uzaklaştıramıyorum. Oyun bug'a girdi galiba arkadaşlar ama bence gayet güzel gözüküyor. Hiç fena değil. Sür butonuna basıyoruz ve o zaman arabanın orijinalini de koruyarak çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. İnşallah güzel bir sürüş sergilerimse de ve harika bir şekilde sabah saatlerinde çıkıyoruz buradan. Ay lan gaza basıyor bu kendi kendine. Dur. Manyak ne yapıyorsun? Aa lan gaza basıyor. Ay dur ne yapıyorsun? Niye böyle oldu? Oyun kafayıydı arkadaşlar. O yüzden oyunu kapatıp açmam gerekti. Gördüğünüz üzere arabamız şu anda bu şekilde gözüküyor. Uf bir şey değil mi? Bence çok yakışıklı oldu. Harika bir samuray. Siyah da çok yakışıklıydı ama böyle bir absürt tasarımı da okeyiz şu anda. Body kit de yakıştı bence. Doğru bir body kit kullandığımızı düşünüyorum. Eğer body kit'i değiştirmemiş olsaydık şey olmayacaktı. Bir daha bir sesini dinleyelim o zaman. Ya tam bir beygir makinesi oldu. Hadi bakalım. Ya biliyor musunuz? Oradan değil de şuradan çıkmamız yok mu be? Acaba bir tasarımlıklarını doğru yapabildik mi? Bak aslan. Tamam sakin ol kardeş. Pardon. Yerlerde çiğ mi var ya? Yerde beyaz bir şey görüyor. Peki sen hiç götün atmadan gitmeyi biliyor musun? Gidebiliyor. Hiç fena değil. Oyunun halen daha burada bir bozukluğu var. Burada her defasında oyuna girip bir kere daha el frenimi şu şekilde ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa oyun kaydetmiyordu kapatıp başladığım için tekrar gittim. Neyse güzel gidiyor gene de. Elfrin çektim mi bir önceki yani çekemedim. Merhaba Ferrari kardeş. Hepinizi yerim oğlum ben bu arabayla var ya çok araba sokaklarım ha. Her zaman geçtiğimiz yollardan bir tık daha uzaklaşarak geçiyorum şu anda. Bak. Güzelsin ha. Vallahi güzelsin. Buralarda yan vererek dönecek kadar değil ama olsun. Olsun hiç sıkıntı yok. Bence gayet güzel dönüyor bu arada. Gördüğünüz testte de yan verebilecek kadar kuvvete sahip yani. Bunu da görebiliyoruz. Ya ama başka arabalara çarpıyoruz. Ay oğlum ne oluyor lan? Sağa soluna bak karşıdan karşıya geçerken. Üçüncü viteste kaç görüyor ki burada tıkandı? Haa 186 tıkandı. Aferin tamam. Üçüncü viteste çok yüksek hızlarda drift yapamıyoruz demek bu. Olsun gemide bütün vitesleri kullanabiliyoruz. Doğru bir vites ayarı yaptığımızı düşünüyorum şu an. Şuradan şöyle o zaman. Üçüncü vites burada daha doğru olacak. Dörtte biraz fazla gaz verip sıkılacak bir şey diyecektim ama. Of ya bunu benim ya. Ne de güzel gidiyorsun ya. Ay. Hayır. Ulan be dörtte boğuldu gördünüz mü? Neden boğuldu? Ya birader görmüyor musun yanlıyor? Kaysana azıcık. Allah Allah. Bak ya işte bu. Tamam arabaya birazcık ısınmak lazım tabii ki yani. Biliyorsunuz ısınmadan olmuyor. Lan. Kardeş sen 370 değilsin yaparsın. Sen yapmayacaksın da kim yapacak?
Felaket bir şeysin ya. Vallahi felaket bir şeysin. Şöyle biraz hızlanalım o zaman. Nasıl gidiyor? Ne diyorsunuz? Doğru yapabildik mi sizce? Bence çok hoş bu arada bir şey. Ara oyunun grafikleri bir sıkıntı var bu arada. Neden böyle şu an bilmiyorum. İnanın hiçbir fikrim yok ara oyunun grafikleri hakkında. Neden böyle bir saçmalık var bilmiyorum. Şuradan şöyle gidelim mi? Aynen. Buradan böyle dönelim bakalım. Arabanın motor hacmini 3.8'den pardon 3.8'e çıkartmak bence doğru bir karardı ve orijinal V6'yı bozmadığım için de çok mutluyum. Hem arabanın mühendisliğine de hakaret etmemiş oluyoruz. Hem de gördüğünüz üzere çok güzel gidebiliyoruz. Şu grafik hatasını bir düzeltelim değil mi? Ya beni şahsen rahatsız etti. Şunu bir düzeltip geleyim ben en iyisi. Düzelttim herhalde arkadaşlar. Bir kere daha kapatıp açtım oyunu. Bir anormallikler dönüyor ama çözemedim. Bir bozukluklar var yani. İnşallah bizden kaynaklı bir şey değildir. Şurada şu... Bak yine ifrenimi kaybettik ya. Böyle hemen hızlıca bir lastik üstü olarak çıkalım oğlum burada. Baksana. Ay fena. Çok fena var ya. Şu an elektriğim kayıtlı olmadığı için debriyaj tokatlayarak yanmıyorum. İyi tutuyoruz arabayı, hiç fena değil. Ama şimdi şurada nasıl elektriğini vermeden kök atarak buraya gireceğim. Giremem. Elektriğini lazım böyle yerlerde. Gördüğün ki viteste iyi yan veriyor ama tabii ki de çok yüksek bir devrini çevirdiği için, çok yüksek bir lastiğin dönme şeyini hızını arttırdığı için haliyle tabi şey olmuyor. Hani araba biraz göt atabiliyor. Selam R8 kardeş. Ne yaparsın ya? Oo gaz açıyor bana sen. Sen kime şekil koyuyorsun dur. Ay. Dur. Soldan mı? Tamam lan soldan. Gel senin inmeyelim. Aa drift zone ama. Drift zone'da da 4. vites bu arada yani. Ya uzun bir drift zone'muş burası da. Aman aman aman. Biraz erken girdik ama. Makasın olmaz mı senin tabii ki de. Tabii ki de olur ya. Baksana yüksek hızlarda götü dağıtmıyor bu arada. Dikkat gidiyorum yani. Bakayım buraları dönebiliyor musun? Tabii ki de dönebiliyorsun ya. Lan oğlum sen bambaşka bir arabasın ya. Gerçekten bütün arabaların yanı sıra sen gerçekten çok başka bir arabasın bence. Şuradan da şöyle çıkalım mı? Aynen. Yavrum benim ya gerçekten. Ya hastayım şu arabaların yapımına, mimarlığına. Gerçekten çok keyif veriyor bana. Selam BMW kardeş. BMW mi? Ne var Nimet, ne konuşuyorsun? Bakalım şimdi arabanın limitlerini birazcık daha zorlayalım. Tabii ki de güzel bir yol kuşunu gördük, gösterdik de az önce ama bir de şöyle iç kameradan sürmemiz yok mu? Ya işte bu. Tamam buradan geçemezdik zaten. İyi ki de saydamız. Saydam olmamız ilk kez bir işe yaradı. Oradan geçebileceğimi düşünüyorum çünkü. Kaç gidiyor? 355 mi? Hadi 360'ları gösterecektin sen bize. Görelim mi 360'ları ya? Yeterli zaten 360'lar bu arada bu araba. Daha fazlasına gerek yok yani. Şöyle makasını kontrol edeyim. Çok basit. Profesyonel, çok rahat. Bak
burada Lambo'lar falan o kadar hızlı gidemezken biz 360'la rahatlıkla gidiyoruz. Ferrari'ler, Lambo'lar burada cirit atıyor tabii. Ama ne yapıyoruz biz? GDM sürüyoruz. Biz Japoncuyuz kardeşim. Japon. Severiz Japon. Buradan da geçtik bakalım şimdi burada kaç görecek en fazla? 365, 366, 7, 367 görüyor. Hiç de kötü değil bence. Bana soracak olursanız. Ay. Of. Gidiyorduk neredeyse ya. Dur şuradan çıkalım o zaman. İç kameradan drift atmak apayrı bir zevkti biliyor musunuz ya? Gerçekten çok farklı bir zevke sahip bence. Oy! Lan dur. Ya iç kameradan tabii bir tık daha zor şimdi yani abi. Şöyle bir kendimizi dışarıya alalım ya. Şöyle azıcık arabamızı dış kameradan sürelim. Millet burada bayağı aktif çünkü. Niye bu kadar fazla araba var? Kardeş burada değil misin ya? Şu drift zonda bakalım kaç puan yapacağız. İyi bir başlangıç olmamış olsa da sadece ısınmama bakıyor genel olarak biliyorsunuz. İşte bu. Birazcık sizi arabanın sesiyle baş başa bırakmak isterim. Çok iyisin ya. Bak yanı hiç bırakmadık şu ana kadar farkında mısınız? Hayır. Aga be. Azıcık kesildik. Olur o kadar. Ya çok tatlısın. Yemin ediyorum çok tatlısın. Bir insan hariç tanıdığım bütün kızlardan daha güzelsin. Haksızsam yazın abi yorumlara. Bak 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 tam çizgide. İşte bu. Hayır gitme gitme. Sakın puanım bozulmasın ne olur. İyi bir puan yapmak istiyorum. Burada çok puan kaybettik ama neyse. Hiç fark etmez abi, hiç fark etmez. Ne güzel bir makine oldun sen ya. Yavrum benim ya, ne kadar güzel bir makine oldun sen ya. İşte bu, işte bu. Bazen biraz fazla döndürüyorum, benim hatam. Bir tık fazla attırabiliyorum götü, ona hiç gerek yok aslında. Ama bir şey diyeyim mi? BMW'lerden falan çok daha yüksek puan yaptıracağım arabaya. Ve bayağı bir hatamıza rağmen yani. Yeni bir şekilde çizgisini oturtmaya başarıyoruz çünkü her defasında. Öyle de güzel yaptık çünkü arabayı. Ah bir burayı 4'te değil 3'e dönseydim kusursuz bir dönüş olabilirdi orası. Gerçekten kusursuz bir dönüş yapabilirdim. Ama gene de hiç kötü olduğumu düşünmüyorum şu an. Bir iki hata dışında. Şu anda tamına 851.000 puan yaptık arkadaşlar. Burayı milyon zorlarım aslında. 894.000 zaten benim rekorummuş. Keyifli bir sürüştü bence. Buralarda dayanmayalım be. Buralarda asfalt diye bir şey değil. Ne buralar anlamam. Ama ya yanlamadan olmazsın sen ya. Sen yanmayacaksın kardeş. Sen bu dünyaya yanlamak için geldin çünkü. Sen bu dünyaya hız yapmak için gelmedin. Tamam, böyle gidelim.
Aa çok iyi. Gerçekten çok keyifli bir araba. Kaşot hallettin ya. Of. Arabanın top speed'ini gördük. Harika yanlamasını gördük. Ben çok kontrolü ve doğru bir modifikasyon yaptığını düşünüyorum. Top speed'i istesek tabii ki de arttırabiliriz. Farklı motorlar koyabiliriz. Farklı body kit koyabiliriz. Rüzgarları kaldırırız ve top speed'i de sürüşten rahatlıkla çıkartabiliriz bu arabada. Ancak böyle bir şey yapmaya tabii ki de gerek yok çünkü bu araba bu abi ya, bu arabanın olayı bu. Göstereyim size. Sanırım size şu şekilde bir vedayla videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yanlarken de bir fotoğrafı olsun arabanın bence. Bence mükemmel oldu bu arada. İzlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Düşünceleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu like atarsanız da sevinirim. Abone değilseniz abone olun ve Twitch kanalımı takip etmiyorsanız açıklamadaki linkten takip edin. Hepinizi çok öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.